Merhaba Bungalow P60 seyircileri ve dinleyicileri. Bugün sizlerle bir geri dönüş bölümü çekmeye karar verdik. Bungalow P60 is back diyebilir miyiz? Bungalow P60 geri döndü. Ve bugün sizlerle Jojo Rabbit filmini konuşacağız. Aynen. Yönetmen Taika Waititi. Sen Ha. şey normalde sen açıyorsun ben sonra konuyu Doğru söylüyorum doğru. ya şimdi konuyu sen Full, patlat. full unutmuşuz şeyi. Gidişat. Bu adam Türk inştirasıyı unuttu. Hayır. Neyse. Oyunculardan bahsedeyim. Roman Griffin Davis Jojo rolünde. Jojo Baxter. Thomasin McKenzie Elsa rolünde. Scarlett Johansson Jojo'nun Anne. annesi ve Taika Waititi Hitler rolünde. Evet. Senaryosu Kristin Loenens'in Caging Skies romanından uyarlama. Zaten uyarlama en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını da kazandı film. Ödül sezonu performansı da fena değil. Yani Oscar'da bir tane ödül var 6 ayda aylık. Onun dışında Toronto Film Mis. Festivali'nde halkın seçkisi mi? Öyle bir ödül aldı. Yani fena değil. Öyle birazcık hakkını yendiğini düşünüyorum ama Ne beklerdin mesela? Ne olması bilmiyorum işte gerekiyordu? onu bilmiyorum. Ama ya belki biraz daha fazla ödül alabilirdi. Sen bir şeyler olsun ama bu da bundan da O zaman olmasın. Bungalow 60 ödülü. Onu da bir En... çekemedik. Oscar'lar çekildi, bitti. Evet, Biz çekemedik. sınav dönemi Evet, Bungalow bize 60'ı darbe vurdu. mahvetti. Sınav ve tez dönemi hakikaten bitirdi bizi. Aynen. Hikaye konusundan çok kısa bahsedeyim. Almanların 2. Dünya Savaşı zamanı dönemine odaklanıyor ve filmin başrolünde Hitler ve Alman aşığı Jojo'yu görüyoruz. 10 yaşında bir çocuk ama aynı zamanda Nazi ve Hitler aşığı. Hatta yani bu mentalitesi yüzünden yetişkin davranıyor ve annesiyle de sürekli çatışıyor. Hani annesi Evet. aslında Nazi Ama karşıtı. Hitler karakteri de Jojo'nun hayali karakteri. Yani Hayali en iyi Hitler, arkadaşı. Bunu evet. da açık açık söylüyor zaten benim en iyi arkadaşım Hitler diye. Bir de Yorke. Bir de Yorke evet. O Yorke Yorke müthişti. ikinci ama öyle bir sahne var ya. Evet. Ve gittiği Nazi eğitim kampından talihsiz bir şekilde dönüyor. Sen görüntüden çıktın bu arada. Tekrar görüntüdesin. Talihsiz bir şekilde döndükten sonra annesinin, Nazi karşıtı annesinin kendi evlerinin çatısında veya bir odasında veya Veranda mı denir? bilmiyorum orada Çatı sakladığı, arasında. hani Evet. çatı arasında sakladığı bir Yahudi kızını bulmasıyla işler değişiyor ve ondan sonra o Yahudi kızla ilişkilerini Evet. izliyoruz aslında. Ve Yani çocuğun bir naziden aslında bütün çocukların çocuk olduğu yani çocuk masumiyetinin aslında savaşla hiçbir işinin olmayacağını izliyoruz tamamen. aynen öyle. Zaten bu bende şeyin bir Nazi çocuğunun şartlanmış nefretle mücadelesi ve Evet. onu yenme hikayesi diye Evet. notlamışım. Gerçekten tam da dediğin gibi. Aslında ama Nazi çocuk mücadele etmiyor ha. İnsanlık yani çocuk olmanın kendisi bence çocukla mücadele ediyor. Evet, çünkü zaten çocuğun içinde hani o tavşan Evet. metaforu yani tavşan sahnesinde de gördüğümüz gibi Rabbit lakabını aldığı sahnede Evet. bir şefkat, bir otomatik bir şefkat var zaten. O asıl Evet. yeniyor o faşizmi içindeki. Neyse savaşın yani bir çocuğun gözünden anlatılması yazmışım. Bu hani aslında gördüğümüz bir şey zaten Life is Beautiful dünyanın en ünlü filmlerinden biri. Evet. Ama bunu hani bir Nazi çocuğunun gözünden Çok yapması çok çok değişikti. Evet, isabetli değişik bir ve tercih güzeldi. olmuş. Onun dışında girişte yani aslında şu ana kadar konuştuklarımızı düşünürsen çok ağır bir dram filmi çıkabilir bundan. Tabii. Ama yönetmeni Taika Waititi. Ben onun What We Do in the Shadows diye bir mockumentary'sini izlemiştim. Alaycı belgesel diye. Bir üç tane vampirin bir günlük yaşamını belgesel şeklinde çekmiş. Bayağı iyiydi. Hani İzleyeyim ben çok de. güldüğüm Ben bir film. Çok severim yani Taika Waititi'yi. Gerçi başka bir filmini izlemedim. Thor Ragnarok'un da yönetmeni izlemedim. Taika Waititi aynen. Vay vay vay. Mainstream işler de Doğru yapıyor. doğru gördüm onu gördüm. Evet. Neyse. Hoşuna gidenlerle olumlu düşüncelerimizle başlayalım Abi istersen ben filmle bayağı bir liste alakalı. yaptım buraya. Yine görüntüden çıkıyorsun. Ben bayağı bir liste yaptım buraya. Öncelikle ben yönetmenin aynı zamanda Jojo'nun hayali olan Hitler karakterini oynamasına bayıldım. Yani çok güzel de uymuştu ve şeyi de çok masumane bir Hitler karakteri vardı aslında düşündüğümüzde daha. Hani bir çocuk hayalindeki Hitler şeyi vardı.
O anlamda o yönetmenin o şeyi güzeldi. İlk olarak onu söyleyebilirim. İkinci, buraya ben Parazit'ten sonra en beğendiğim Oscar aday film demişim. Sen katılmazsın buna. Bununla ilgili daha tartışamadık. Yo. Irishman konusunda çünkü. Evet, Irishman'e söz veriyoruz, yapacağız bu arada. Çok evet. Çok talep aldık şeyden, mailden. Yazıyorlar bize. Alpaksoy özel olmak özellikle. Scarlett ve minik çocuk şey inanılmazdı. Thomas. Abi oyunculuklar. Of 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 diyebilir miyiz? Diyorum ben. Annesiyle beraber bir tane bisiklet kullandıkları sahne var. İki gündür yani benim aklımdan çıkmıyor sahne. İnanılmaz güzeldi. Çok etkilendim. Evet. 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 Kullanılan renkler inanılmazdı. Kullanılan renkler, bunu aslında sonunda diyecektim ama madem dedin, Wes Anderson esintileri çok fazla vardı filmde. Evet. Yani simetrik açılar ve bir savaş filmi olmasına rağmen aslında bir savaş filmlerinde neye alışırız? Gri, yıkık dökük, ruinlere alışırız yani, ama burada kasabaya mesela çok renkli. Parlak renkler, hep kırmızı, işte şey, turuncu, böyle sarı, evet. Şey, güzel şey renklerdi yani, canlı renkler vardı hep dediğin gibi. Aynen. Evet. Yani işgal altındaki bir Alman kasabası ama inanılmaz renkli. Onun dışında mesela Nazi üniformalarıyla dalga geçtiği bir sekans var. Evet. Orası mesela inanılmaz şaşalı şeyler. Benim de çok hoşuma gitti o tercih. O şey karakteri de mesela bence harikaydı. Hauptmann K. Evet. Sam Rockwell, evet. Canlandırıyor onu da. Söylemeyi unuttuk başta. O da çok, çok güzel, çok bir karakterdi bence. Yani filme tam böyle cuk oturmuş bir karakterdi. Hı-hı. O da not buraya düşmemiştim ama aklıma geldi şimdi. Sonra Rilke göndermesi var abi. Bunu ileride mi konuşalım? Şu anda mı konuşalım istersen? Sonda istersen yavaş yavaş şeye gelelim. Hani filmin amacına gelelim. Tamam. Okuyalım. En sonda da zaten onunla bitirelim çünkü çok bağlantılı. Tamam. Sana sözü vereyim az. Tamam. İşte az önce dediğimiz gibi mesela Life is Beautiful falan tarzı filmlere hani bir şey vardı ve göndermeler de vardı. Piyanist, Life is Beautiful, hani o filmde bazı sahnelerde piyaniste bu var. Ya da işte Life is Beautiful'daki o işte bisiklet vesaire her şey. Yani o hani yönetmen onlara da bir saygı duruşu, evet, da bulunmak istemiş. Hı-hı. Aslında bence o filmlere. Hı-hı. Sonra demişim ki Yorkie inanılmaz tatlıydı. Yorkie karakteri en sondaki emmi duruşu böyle. Yorkie daha baştan beri yani orada şey gibi böyle takılması falan. En son savaşa hani o kadar asker kalmıyor ki ülkede, Yorkie'yi gönderiyorlar. Zaten her Yorkie'yi tekrar gördüğümüzde bir rütbe atlamış oluyor Yorkie. Çok hoştu. Neyse bunu da en sonda söyleyeyim. Şeyden sonra gelsin. Hı hı, tamam. Ben o zaman gireyim. Gir abi. Bittiyse. Bitti. Ya hoşuma gidenler bunu Habertürk'ün, Mehmet Açar'ın Habertürk'teki programını izledim filmle alakalı. Onu düşüncelerini kullanacağım şimdi. Çünkü bayağı katıldığım şeyler var. Filmle alakalı en hoşuma giden şeylerden biri hani dış dünyadaki baskılar, hani Nazi olmaya şartlanmış bir çocuk ve onun içindeki şefkatin, çocuksuluğun, senin başta dediğin gibi çatışmaları çok iyi aktarılmış. Mesela o Rabbit lakabını aldığı sahne. Ondan sonra Elsa'yı, bulduğu Yahudi kızı ihbar edememesi. Hani evet evet. Tabii. Şartlanmış olduğunu çok iyi gösteriyor. Hani yıkmak, dökmek falan değil yani. Ele normalde bomba alıp gidiyordu. Bomba kendi suratında patladı yani. Aynen. O aslında ilk filmde verilen ilk mesaj o aslında. Ve mesela hani orada bomba bir santim yanında patlamasına rağmen hani hiçbir şey, sadece yüzünde bir çizik, evet, olması da hani aslında onun ne kadar güçlü olduğunu, bence içindeki de çocukluğun ne kadar güçlü, evet, olduğunu ve ölmeyeceğini hani gösteren bir metafor veya bir şey olarak görülebilir. Ve çocuk sürekli çirkin oldum diyor ama suratında aslında küçük bir şey var ya. Bütün çocuklar güzeldir. Şeyi, evet, de vardı bence. Evet evet, böyle kesinlikle. Doğru diyorsun. Onun dışında yani aslında filmin mesajları sert. Tabii canım. Biraz da klişe. Ama yani bunu, abi bu konuyla ilgili film çekiyorsan klişe olmak zorunda artık. Yok, zaten yani kötü bir manada söylemiyorum bunu. Ama hani bunu çok naif bir açıdan anlatıyor ve bu sayede de bunu komedi ye dönüştürebilmiş. Evet. Bunu çok sevdim. Yani sen Nazi Yahudi çatışmasını yine izliyorsun ama bunu bir eve indirgemiş. Mesela Elsa ilk başta çıkıyor korku filmi gibi, korku filmi karakteri gibi, Samara gibi. Evet evet. çıkıyor, sonra Jojo ona şey, tencere kapağından kalkan yapmış, elinde de mutfak bıçağı, onunla gidiyor falan. Yani evet, onun ikisinin ilişkisini hep naif bir açıdan ele alıyor. Ama onu şöyle bir şey de var. Şimdi Nazi çocuğun gözünden yaparak bu hikayeyi hani komedi unsuru koymadan filme anlatmak da çok zor ki. Öbür türlü. Neden öyle dedin? Abi çünkü çok ciddi bir konu yani ve onun bir şekilde tiye alması gerekiyor yönetmenin ki
Hani bu saçmalıktır anlatmaya çalışıyor aslında yönetmen çünkü bence. Zaten o tamamen. Bir dediğin gibi mecburiyet. Hani bu saçmalığı çocuğun... da anlatabilmek için bir şekilde bir şey kullanması lazım. Orada da işte komediyi seçiyor aslında. Kendi komedi unsurlarını seçiyor yol olarak. Yo doğru. Olabilir. Evet katılıyorum yani. Ya kesinlikle. Belki biz hani şu an bunu izlediğimiz için bana başka türlü de yapılamazdı bu gibi geliyor ama yani bilmiyorum. Hoşuma gitti benim o açıdan. Ve yok, yani zorunlu olduğunu düşünüyorum onun. Hani bu kadar radikal olması gerektiğinin ne katılmıyorum. Yani öyle diyeyim kendime katılmıyorum yani. Ama böyle unsurların olması gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle zaten sonunda şeye geleceğim. Hani filme gelen eleştiriler çok fazla eleştirildi bu film kötü manada. Ona çok güzel bir cevap dediğin şey. Sonunda tekrar tokat attın geçtin yani. 1,5 hızında film izleyen yönetmenlerimizin olduğu bir ülkedeyiz yani. Ne diyeyim ki ben? Evet doğru. Neyse. Grip olduk. Grip CV'den grip olduk. Yani aslında dedik ya hani aslında bir çocuğun faşizmi kendi içinde yenmesi. Yani o yüzden bir aydınlanma hikayesi izliyoruz. Bir olgunlaşma, bir insanlaşma hikayesi izliyoruz aslında. Bir Nazi filmi, Nazi taşlaması izlemektense evet. Daha çok. O da var tabii ki zorunlu olarak. Ama aslında izlediğimiz şey bir aydınlanma hikayesi. Yani ya biraz klişe gibi o aydınlanma hikayesi deyince filmi biraz klişeleştiriyorsun ama bunu çok yepyeni bir dille yapıyor. Evet evet. Böyle %100 katılıyor. İnanılmaz bir komedisi. Bence çok iyi komedisi. Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Yok. Yok yani örneğinde. Belki biz bilmiyoruzdur da ben hiç görmedim yani. Yani mesela yani şeyi nazizme atıyorum. T'yi alan filmler var. En ünlüsü zaten The Dictator. Hani evet, Charlie Chaplin'in. Ama o başka hani o. Evet. Direkt zaten olay aynı. Hitler, gerçek hayattaki Hitler. Sadece bize komik şekilde aktarılıyor. Tabii T'yi evet. T'yi alınıyor. Burada bambaşka. Burada Hitler yok. Hitler çocuğun beyninde. Evet, Hitler'in Hitler bir anda aslında. Kafasının patladığını öğreniyor çocuk en son. Evet. Hitler'le tek gerçek karşılaşma o aslında. Hitler'i de görme değil de Hitler'den aldığı tek haber o aslında. Aynen. Aynen öncesi sadece bir Heil Hitler selamı. Sadece herkese odaya gir. O mesela o odaya giren herkese Heil Hitler çakılması falan. Yok ama onlar şeydi mesela yani. Evet evet. Hani ama Hitler'le bayağı konuşması var ya. İç muhakemelerini hep Hitler'le yapıyor. Hayır tamam ama gerçek Hitler'le yapmıyor. Evet kendi kafasında. Kendi tabii kafasında ki, Hitler'le ki. Yapıyor. Gerçek Hitler'le tek karşılaştığı an şeyden Yorkie'den duyuyordu galiba. Evet. Hitler kendini vurmuş diye. Aynen. Kafası patlamış diye. Zaten sonraki hayalinde kafası patlamış şekilde geliyor. Sahnede de Hitler. Hayalindeki ha, evet, Hitler vur, kafası patlamış şekilde geliyor. Aynen bu intihar mı ediyordu? Evet. Vuruyordu değil mi? Öyle bir geliyor. Evet. Yani doğru. Yani işte şey faşizmin hani şuraya not almışım. Bir çocuğun fikirleri kadar gelişmemiş. Yani o kadar basit evet. Bir şey olduğunu ve gerizekalıca bir şey olduğunu hani bu yolla, yenilikçi bir yolla anlatması çok iyi. Ya böyle 2-3 dakika ikili ilişkiler hakkında diyeceğim bir şey var mı? Yani çünkü Jojo'yla karakterlerin ikili ilişkileri benim çok hoşuma gitti. 5 tane falan temel ilişki var bak evet. Şimdi. Jojo annesi. Jojo hayali Hitler. Hı-hı. Jojo Elsa. Jojo Hauptmann. Evet onu da ben yazmamıştım ama doğru. Jojo Hauptmann. Jojo Yorkie'de tatlı, sevimli diye katalım ama bu beş ilişki üzerine aslında gidiyor bütün film. Belki bir de Rosie Elsa. Evet. Aa Rosie Elsa tabii. Çünkü filmdeki tek insani tabii. ilişki evet. O aslında. Doğru. Evet. Evet abi hangisinden başlamak istiyorsan konuşuruz. Ya Jojo Elsa zaten hani çok az çok konuştuk. Zaten ölen ablasının, Jojo'nun ölen ablasının arkadaşı evet. Elsa, Inge'nin. Yani... O zaten karakter hani filmin asıl olayı o zaten. Jojo'nun Elsa ile birlikte değiştiği yani değişmesi, geçirdiği değişim. Yani başta bir düşmanken sonda bir eğitmene ve aynı zamanda aşkına dönüşmesi çok o kelebeklerin şey çok sahne güzel, çok hoş mesela. Yani. Çok iyi geçilmiş evet. Ya. Bir de bunu çocuk oyuncularla yapmak. Abi çocuk oyuncu gibi olsa yapamazsın yani çünkü adam şey Oscar'lık performans vermişti ya. Ve ilk filmi olması. Hiç inanamıyorum yani. Gözlerime inanırım bu çocuğun performansına. İnanılmaz. Of 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 demek istiyorum yine. Jojo Rosie de şu dikkatimi çekti annesiyle olan ilişkide. Annesinden Jojo'ya karşı annesi Nazi karşıtı ve gizli propaganda yapıyor mesela. Evet. Küçük işte. Mesajlar bırakıyor falan filan evinin oraya bilmem ne. Jojo'ya hiç baskı yapmaması çok ilginçti. Yani düşüncelerin saçma bilmem ne. Jojo'ya güveniyordu yani. Ama annesi birazcık da şeye de güveniyor.
Ya bu savaşı zaten Naziler kazanmayacak. Hmm. Onun da güveni var diyorsun. Bence. O yüzden öyle yaklaşıyor. O da olabilir kesinlikle. Yani çocuk şu an popüler olana hani hı-hı, kaymış durumda. Hani çocuğu yine mikrofon şey yapıyor. Çocuğu yine iyiliğe, güzelliğe zaten sürekli bir şeyi var annenin aslında. Hani o mesela ayakkabı bağlama sahnesinin bile bir şeyi var aslında. Özelliği var hepsinin. O ayakkabı bağlama sahnesini ileride görüyoruz en son. Şey çıkarken tam Elsa'nın ayakkabılarını bağlıyor Jojo. Hani o bağlantılar vesaire dediğin gibi inanılmazdı ve o ya filmin zaten en çarpıcı sahnesi ne? Jojo'nun annesinin asıldığını ayakkabılarından çok görmesi. Yani ilişki aslında tam orada zirveye çıkıyor ve çocuk ya Jojo kendinin içinde bulunduğu durumdan tiksiniyor aslında o an itibariyle. Hem acayip umut kırıcı bir sahne ama aynı zamanda sonradan fark ediyorsun ki evet, dönüm noktası tam ve umut verici. Yani. Evet. Güzel. Ve Jojo Hitler. Çok önemli bir ilişki evet, bence. Yani babası ölmüş Jojo'nun. Öyle biliniyor. Ölmüş değil. Şey de diye. Uzakta şeylik yapıyor. Evet. Asker şey değil mi? Cephesinde yani. Hı, öyle miydi? Elaylarda şey yapıyor. Onlar için savaşıyor gibi bir hı-hı, şey var. Hı-hı, anladım. Yani o yüzden baba ya on yok filmde. Yok. Ve baba figürü olarak yapıyor zaten. Jojo'nun da bence o yüzden Nazizm'e bu kadar bağlı olmasının sebebi bir baba figürü araması. Hı-hı. Ve bundan daha sert bir şey olabilir mi aslında? Evet. Baban Hitler. Düşünsene yani. Hani. Ve evet, evet. Bilmiyorum yani. Ama işte en son tekmeyi vurdu koydu gitti abi şeyden abi, pencereden. Evet. O çok önemli bir sahneydi. Yani evet, çocukluğun gücü işte yani o saflığın gücü. Ve mesela şey sahnesine bayıldım o ilişkide. Hitler unicorn kafası yiyor. Çocuğun önünde patatesten bir tane, siktirgoktan bir yemek. Evet. Onu yiyor böyle. O da hani aralarındaki çatışmanın artık iyice arşa çıktığını gösteren güzel bir sahneydi evet, yani. Abi buradan hemen eleştirilere gelelim. Onu da 5 dakika konuşup bitirebiliriz. Çok çok mu uzun oluyor diyorsun? Yok abi bana hoş ya. Ha, tamam. Neyse izleyicilerimiz de 1,5 hızlı izler biz. Bu sert tasvirden eleştirilere gelelim dedim. Filme çok eleştiri yapıldı kötü manada. Şu yüzden bu kadar ciddi bir olayı hani komedi malzemesi olarak kullanabilir misin? Hitler'i böyle gülünçleştirmek derken tatlı bir gülünçleştirme var ya. Tatlı bir gülünçleştirme yok abi. En son tekmesini koyduk gitti abi adam. Hayır. Hitler'in yaptığı şeylere gülüyorsun ama hani. Ama işte Hitler değil ki abi. Adam zaten orada onun Hitler olmadığını vermeye çalışıyor. Yani gerçekten i̇şte yönetmen çocuğun aklındaki canlandırdığı bir hayali kahraman o tamamen yani. Zaten bunlar değil. Hitler değil yani çünkü o. Aynen öyle yani. Onun orada tanrılaştırdığı bir hayal. O yüzden de tamamen tatlı davranıyor evet, zaten. Hani çocuk hayali olduğu için yani. Bu 35 yaşındaki adamın hayali arkadaşı olarak yapılsa olmaz zaten. Aynen. O yüzden buradan gerizekalı beyaz Amerikan yaşlı eleştirmenlere seslenelim. Doğru düzgün anlayın. Yani öyle bir saçmalık olamaz zaten yani. Evet. Yani ayrıca bir de niye bu kadar kısıtlama getiriyorsun ki? Yok onu bunu böyle yapamazsın, şunu böyle yapamazsın. Yani kanka çünkü sürekli Oscar piyanist mi izleyelim? Evet, onu istiyor. Tövbe. Onu yapınca da bunun daha iyisi var, niye bunu çektiniz diyecek. Hikaye. Saçmalık. Zaten saçmalık. Taika Waititi'li Altın Küre öncesinde Kırmızı Halı'da röportaj yapıyor biri çok hızlı. Taika Waititi orada şey diyor. Bu filmi izleyenler arasında şey de varmış herhalde bir yerde premierinde. Annesi babası galiba toplama kampında öldürülen bir kadın da varmış. O mesela filmi çok beğendiğini söylemiş Taika Waititi. Yani onu da abi, çok mutlu filmde etmiş. Filmde şey yoktu ki zaten. Ya film tamamen Nazizmin, faşizmin bir saçmalık olduğuyla ilgili film zaten. Filmde aynen, bir Nazizm güzellemesi yoktu ki. Kesinlikle. Yani adamın işte, çok küçük çocuğun hayal dünya aslında küçük çocuğun ne kadar etkilemenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor aslında. Aynen. Yani kitleleri bu rezalet şeyin kitleleri nasıl arkasına alıp götürebileceğini hani o çocukluktan beraber başlayarak onu yapabileceğini gösteriyor. Ya ben bunu böyle anlıyorum yani bilmiyorum. Kesinlikle. Çok zor. Bunu böyle anlamak zaten da çok yani
bir şey değil yani. Bilmiyorum, ben zaten öbür türlü anlayamadım hiç. Düşünemiyorum çünkü öbür türlü yani. Çünkü bir filmi hani dümdüz izlemezsin bir filmi. Yorum yaparsın evet, kafanda izlediğin her sahnede bile. Zaten aslında Nazi güzellemesi değil tam. Hani eleştiri sebebi de. Böyle şeylerin dalgası geçilmez. Abi dalga geçmiyor işte, bak ben onu anlatmayı yani onu söylüyorum. Yok işte. Kesinlikle katılıyorum. Olay, filmin olayı o bence ve yani, çok evet. O yüzden de kesinlikle. Abi benim filmle ilgili tek bir eleştirim var. Şurada evet, da olumsuz nokta olarak yazdığım. Şeyi konuşmadık bu arada. Rilke'yi ve tam ona gelecektim zaten. Tamam, neyse. Bu, onu söyle, Rilke'nin şiirini konuşalım. Sonra bir iki hoşumuza giden küçük tamam, şey söyle bitirelim. Tamam. Abi son sahnede tam yine hani Ruslar gelmiş, İngilizler gelmiş, Amerikalılar gelmiş. Ama şeyi görüyoruz hep yine. Amerikalılar geldi kurtardı gibi. Amerikan bayrakları sallanırken her yanda. Hı-hı. Şey, bizimkiler o dans sahnesi de inanılmaz güzeldi ama böyle olunca şey var yine yani. Bize Oscar verin şeyi oluyor birazcık benim hissiyat olarak yani. Ya ben Taika Waititi'nin pek öyle bir yani öyle düşünceleri olan bir adam değil. Yani öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Orada sadece hani abi tesadüf. Amerikalı yani tesadüf de değil de hani adamın amacı o değildi. Yani. Amerika bayrağının geçmesi orada kızın öğrenmesi zaten başka hani ya da binanın tepesine bir tane Amerika bayrağı koyacaktın. Dalgalanacaktı hani Nazilerin savaşı kazanmadığını evet, göstermek sadece. Amerikalıların kurtarıcı gibi bir şey algılamadım ben orada. Ama şimdi hani ben algılanabilir de dedim yani. Hı-hı. Ben de direkt algılamamıştım. Hı-hı. O doğrudur canım. Yani belki de doğrusu yanlış olmaz abi bu işlerin. Evet abi bu Rilke şiirine hemen. Rilke'ye geldik. Abi Rilke'de sen şiiri söyle, ben sonra bir tane Rilke'nin böyle küçük bir şeyine baktım. Yani hayat hikayesine. Oradan bir uçuk bir çıkarım yaptım. Sen söyle, ondan sonra söyleyeyim. Ya şiiri okuyayım. Şiir köşesi yine. Bunu kafaya atmıştı. Let everything happen to you. Beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Yani değiş. Her şeyi yaşa ve değiş evet, diyor kısaca. Abi şimdi çok biraz uçuk olacak ama Rilke küçük çocukken ablası ölüyor Rilke'nin. Ya, ama doğumdan böyle bir hafta sonra vesaire gibi ölüyor. Çok kısa şey yapabilir miyim? Tabii. Filmin sonunda bu alıntı çıkıyor bu arada. Onu da söylemiş olalım. Söylemedik galiba. Yok, söylememiştik. Evet. Abi Rilke'nin ablası işte bir haftalıkken ölüyor ve Rilke'nin annesi Rilke'yi 6-7 yaşına gelene kadar kız çocuğu gibi büyütüyor ve onun yerine koyuyor. Ölen şeyin yerine koyuyor. Ben hani şöyle bir şey de düşündüm aslında. Bunda da ölen bir kardeş var. Ve Elsa'yı ölen kızın yerine koymuştu. Aslında. Olabilir. Kız sadece bir hapis hayatı yaşıyordu şeyden dolayı. Ama o vardı yani. Bilmiyorum. Okuyunca çok böyle bir şey geldi. Mantıklı geldi ama. Kesinlikle mesela Temür'le olabilir, konuştuk. Temür yok abi. Böyle bir şey, saçmalık dedi. O izlemiş mi? Sonra ona internetten filmden çıktım, yazdım. Adam oturdu izledi ya. Biliyorum biliyorum. Bana da yazdı işte, ben şey sandım. Bizim gittiğimizden haberi yoktu. Keşke çağırsaydık gibi bir düşünceye girdim. Temür'e selamlar burada. Evet, bir de sonra ayrıca bir detay daha. Rilke ailesi tarafından zorla askeri okula gönderilmiş daha sonra da. Vay be. Bu da enteresan şey. O da aslında Jojo'nun ve Elsa'nın yani ikisinin de geçtiği yollardan evet, geçmiş gibi. Böyle bir enteresan anlaşılabilir bir şey var abi. Evet. Güzel yok. Güzel annesi. Çok kısa şeylerden bahsedeyim mi? Onun küçük ayrıntılardan. Senin başka diyeceğin bir şey var mı? Yok. Tamam. Sonra da bitirebiliriz. Ya komedisinden çok bahsetmedik. Hani filmin başındaki o makara kukara değil, Heil Hitler şakaları. Hani hay yerine Heil Hitler gibi selamlar var ya. Onlar hoşuma gitti yani. Hani evet, sümük evet, sümük mizah değildi. Biraz tekrarlanmasına rağmen. Wes Anderson esintilerinden bahsettik zaten. Ve Wes Anderson esintileri yani o renkli dünya, yani yıkık dökük olmayan dünya, o gerçek dışı öğeleri de destekliyordu. Evet. Yani Hitler'in yani mesela gerçek olmaması gibi. Yüz. Bunlara da destek sağlıyordu. Dansı sen söyledin. Hani o dansın dans özgürlüğü ifade evet, etmesi ve onunla birlikte kullanılan şarkılar da güzel. Soundtrack'i de güzeldi. Beatles, bence David Bowie. Bence Jojo Rabbit filminin bütün soundtrack'i iyiydi. Evet. Onu söylemeyi unuttuk. Evet. Şeyleri koymuşlar işte, o David Bowie'nin işte Heroes'unun Almanca versiyonu. Evet. Helden. Şey vardı. Beatles'da vardı. Neydi? O girek girişinde. Ismi. Onu unuttum valla. Bilmiyorum. Neyse, evet, aşağı linki bırakacağız. Dinlersiniz. Aynen.
Benden bu kadar. Benden de bu kadar. Teşekkür ediyoruz. O zaman teşekkür ederiz dinlediğiniz için ve Bungalow P60'a. Geri döndük. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.